Evet arkadaşlar, şimdi geldik logaritmanın tanım kümesi sorularımıza. Şimdi logaritmanın tanım kümesi bizim için çok önemli. Hemen baştan ödevinizi vereyim. Sonunda şey olmasın. Şimdi logaritmayı açıyoruz arkadaşlar. Logaritmayı açalım. Hemen baştan ödevinizi vereyim. Şimdi bakın bu videoyu dinledikten sonra logaritmanın test 1'i, logaritmanın test 2'si size ödev olmuş olacak. İlk iki test tamam mı? Üçüncü videoyu bitirdiğinizde üstel fonksiyon, logaritma fonksiyon tanımı ve bu kısım size ödev olmuş olacak. Anlaşıldı mı? Ondan sonra şimdi işte ondan sonraki videoda logaritmanın özellikleri gelecek. İsteyen komple dinleyerek gitsin. Tamam mı? Güzel bir şekilde orada yukarıda zaten öğretmenin notları var. Açıklayıcı şekilde oradan işi götüreceğiz. Tamam mı? Hadi başlayalım. Şimdi logaritmanın tanım kümesinde neler varmış? Logaritmanın tanım kümesinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir bakalım. Şimdi bir kere logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun tersi miydi? Değil mi? Tersiydi. O zaman bir kere tanım kümesi birebir üstel fonksiyonlarınki ile aynısı olacak aslında. Şimdi logaritmada bir tabanımız var bir de logaritmanın yanında yazan bir şey var. Şimdi ikisinin de bağlayıcılığı var. Şimdi ilk şart olarak şuradaki tabanla uğraşalım. Şimdi bir kere logaritmanın tanım kümesinde Taban da ne yazıyor burada? Gx. Bir kere Gx üstel fonksiyondaki gibi taban sıfırdan ne olmalı bir kere? Büyük olmalı. Bunu unutmayacaksın. Tamam mı? Tabanım her zaman sıfırdan büyük olacak. Bu cepte taban büyük sıfır. Şimdi üstel fonksiyon dediğimiz a üzeri x fonksiyonunda taban da sıfırdan büyüktü ama bir şart daha vardı. Taban ne olamıyordu? Bir olamıyordu. Üçüncü şart olarak onu yazıyorum. Gx hiçbir zaman eşit değil bir olacak. Çünkü birim bütün kuvvetleri bir gelecek. Üstel fonksiyon durumunu bozuyor. İkincisi bu da önemli şartımız. Logaritmanın yanında da bir şey var bak burada. İşte o logaritmanın yanındaki yazan şey de hx'in de yine sıfırdan büyük olması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Üç tane şartım var. Neymiş? Taban sıfırdan büyük ama taban onu da buraya ekleyelim. Eşit değil bir ve logaritmanın yanındaki sayının da sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bazen soruların içerisinde ikisini beraber inceletir. Bazen tekini inceletir. Hadi örneklerle bakalım şimdi. Şimdi birinci sorumuzda fx fonksiyonu logaritma x eksi 4 tabanında 7. 7 için bir sıkıntı yok burada. Burada tek bakmam gereken yer neresi? Taban. Taban için şartımı söyle bana. Neydi? Tabanım yani x eksi 4'üm bir kere sıfırdan büyük olacak. Ama bu yetmiyor taban için. Taban için bir şartım daha var. O tabandaki yazan x eksi 4 hiçbir zaman eşit olmayacak 1'e. İkisini çözüyorum şimdi. Attım karşıya x büyüktür 4'ten. Bunu da attım karşıya x eşit değildir 5'e. Şimdi sayı doğrusunda bak. 4'ten büyük olacak. 5'e eşit olmayacak. 4'e de eşitlik yok. Böyle gidiyor bak. 5'ten sakın başlatma. Yine 4'ten başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor ama benim işimi bozan bir şey var orada ne? 5. Beş. 5'i çözüm kümesinden ne yapacaksın? Atacaksın. Hocam niye 5'ten başlatmadık diye sordu birisi. Niye 5'ten başlatmadık? Çünkü 4 ile 5 arasında Reel sayılar var. O sayıları gözden kaçırmış oluruz olmaz. Tamam mı? Aralığı bulduk, attık. Evet, 27. Burada ne var? Tabanda sıkıntı yok bu sefer. Taban bir üç gibi bir sayı. Bu sefer o zaman tabanda sıkıntı yoksa yanındakine bakacağım. Yanındaki içinde şartım neydi? 2x eksi 6. Yani o logaritmanın yanındaki olanında sıfırdan ne olması gerekiyordu? Büyük. At karşıya. 2x büyük olmalıdır o zaman 6'dan. Her iki tarafı böldüm 2'ye. X sayımız kaçtan büyük olmalı? 3'ten büyük olmalı. O zaman bunun çözüm aralığı 3'ten nereye kadar? Sonsuza kadar oldu. Evet. Ne anladık bu bölümde? Logaritmanın tanımı. Çok önemli. Bakın eşitsizliklerde, denklemlerde falan lazım olacak. Neymiş? Taban sıfırdan büyük ama taban 1'e eşit değil. 2 şart taban için. Logaritmanın yanındaki sayı dediğimiz hx'in de sıfırdan ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. Nasıl sorular çıkıyor? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik 28. sorumuza. Şimdi 28. sorumuzda hem tabanda x'li hem de yanında x'li var. O zaman ikisini birden inceleyeceğiz. Tamam. 3 şartım vardı unutma. Taban. Taban şartına bakalım önce. Aldım x eksi 6 kardeşim sen sıfırdan büyük olmalısın. Ama senin bir şartın daha var x eksi 6 sen 1'e eşit olmamalısın. Tamam mı? At karşıya hemen x'lerim büyük olmalı 6'dan. At karşıya hemen x'lerim eşit olmamalı 7'ye. Burası tamam. Şimdi yukarıya gidiyorum hemen. Yukarıdakine baktım ne yazıyor? 22 eksi 2x yazıyor logaritmanın yanında. Biliyorum ki onun da sıfırdan ne olması gerekiyor? Büyük. Atıyorum hemen karşıya 22'den daha küçük olmalı 2x. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum 11 oldu burası burası x oldu. X'lerim 11'den daha ne olmalıymış küçük olmalıymış. Şimdi bir sayı doğrusuna bir yerleştirelim bunları bakalım. Bu 6'dan büyük olanlar bu 11'den küçük olanlar 11 iki boş bir de 7'ye de eşitliğim yok. O zaman çözüm kümesi şurası bak. Tamam mı? En geniş çözüm kümesini soruyor. İşte buradaki tam sayı değerlerini falan da sorabilir. Aralığım neresi? 6'dan başlıyor. 11'e gidiyor. Eksi neyi atıyorum? Oradan 7 değerini atıyorum. Oldu mu? Hadi bakalım. 29. Biraz daha zorlaştıralım. Yine taban ve yanındaki sayı ikisi de x'li. İkisini de incelemem lazım. Önce tabanı inceleyelim x eksi 6 büyük olmalı 0'dan ve x eksi 6 eşit olmamalı 1'e. Tamam. Attım karşıya x büyük olmalı 6'dan x eşit olmamalı 7'ye. Burası tamam. Şimdi yukarıdaki eşitsizlik çözümü değil mi? Onu bir alalım hadi. Yine x eksi 4 bölü 12 eksi x'in 0'dan büyük olması lazım. Şimdi eşitsizliklerde ne yapıyorduk? Köklerini buluyorduk. Yukarıyı sıfır yapan kök 4. Aşağıyı sıfır yapan kök 12. Tamam mı? Sıfıra eşitlik yok zaten. Köklerimden bir tanesi 4. Bir tanesi 12. Tablomu yapıyorum. Hangi aralık olacak bakalım. Şimdi en büyük dereceli terimin işareti lazımdı bana. Bak buradaki en büyük derecenin işareti artı. Buradakinin eksi. İkisini böldüğüm zaman işaretim ne oluyordu? Eksi. Eşitsizliklerden bileceğiz burayı. Eksi. Her kökte işaret değişti. Artı, eksi. Yani bunun için hangi aralıkta oldu? 4 ile 11. En geniş tanım kümesine bakalım. Hadi sayı doğrusunu da inceleyelim yine. Şimdi aşağıdaki 4'ten başlıyor. 11'de bitiyor. Tamam mı? Aşağıdaki için şurası. 4 ile 11. Yukarıdaki kaçtan başlatıyor bak. 6'dan başlatıyor. 6'ya eşitlik yok. 7'ye de eşitlik yok. Bunu da 6'dan sonrası komple sağlıyor. O zaman ikisini sağlayan yeri tarayacağım. İkisini sağlayan yer neresi? Şurası. Nereden başlıyor? 6'dan başlıyor. 11'e kadar gidiyor. 7 yok ama. Tamam. Hadi yazalım. 6'dan başladım. 11'e kadar gittim. Açık parantez. Bunlardan da 7 elemanını atmış oldum. Tamam Tek tek inceledik. Taban sıfırdan büyük. Taban bire eşit değil. Sonra logaritmanın yanındaki de sıfırdan büyük deyip onun da eşitsizliğini yapıyoruz sonra birleştiriyoruz. Arkadaşlar hemen geri sardım. Bir soruların cevaplarına bakarken şurada kökü 12 bulup 11 yazmışım. Orayı düzeltelim. Şurası 12. O zaman burası da 6 ile 12 aralığından 7'yi 60 olacağız. Şurası da 12 olsun. İşi toparlayalım. Tamam mı? Oldu mu? Hadi bak. 30. Şimdi fix fonksiyonunun logaritma Burada hiçbir şey yazmıyorsa tamam o testin içerisinde de var bak size ödev verdiğim testin içerisinde. Burada ne yazıyor? 10. Hiçbir şey yazmıyorsa tabanda ne vardır? 10. Bir de elen diye. Bunları o testlerde çok kullanmayacaksınız ama elen denilen şeyi de şöyle vereyim. Logaritma kaç tabanında? E tabanında. Bir sonraki videoda bunları anlatacağım. Ama elen gördüyseniz özel bir şey değil. Logaritmada özel bir sayımız var e diye. taban da o e sayısının olduğunu düşüneceksiniz. Ama cevabı etkileyen bir şeyler yok ödevde. Karşına çıkınca hocam bunu anlatmadın demeyin yani. Şimdi böyle bir şey vermiş. En geniş tanım kümesi. Deki en küçük iki pozitif tam sayının toplamı nedir diyor. Şimdi ikinci dereceden denklem vermiş orada. E şimdi onun sıfırdan büyük olması gerekecek. Tabanım sıfırdan büyük x kare eksi 4x eksi 21 büyük olmalı sıfırdan. O zaman hemen çarpanlarına ayıracağım. X'de x ile x'in çarpımı 7 ile 3'ün çarpımı eksi 4 olabilmesi için eksi artı. Ne yapıyorum şimdi burayı? x eksi 7 çarpı x artı 3 büyük sıfır. Köklerimi buluyorum şimdi. Bunun kökü x1 köküm 7. Sıfır yapan değer bunu. Bunu sıfır yapan değer x2 köküm eksi 3. Yap tablonu şimdi. Eksi 3 burada 7 burada çat çat. Şimdi eşitlik yok zaten. Eşitlik koymuyorum. En büyük derece terim artı. Bu da artı. Bu da artı. Artı. Kökte işaret değişti. Eksi. Artı. Şimdi en geniş tanım kümesindeki en küçük iki pozitif tam sayının toplamını istiyor. Bak buradakilerde normalde bunun çözüm aralığını sorsaydı neresiydi? Eksi sonsuzdan başlayacaktım. Eksi 3'e kadar gelecekti. Eksi 3'e eşitlik yok. Birleşim diyecektim. 7'den başlayıp sonsuza kadar götürecektim. Bana en küçük 2 pozitif tam sayı değerini istiyor. 7'ye eşitlik yok burada. O zaman 1'i 8, 1 ile 9 toplamları ne olmuş olacak arkadaşlar? 17 olmuş olacak. Aman dikkat edelim. Tamam mı? Hadi biraz daha soru çözelim. Evet şimdi geldik 31. sorumuza. Bu sefer toplam durumunda veya fark durumunda fark etmez. 2 tane logaritma vermiş. En geniş tanım kümesindeki doğal sayıların toplamını istiyor. Şimdi o zaman bu fx fonksiyonunun tanımlı olabilmesi için bu logaritmanın da bu logaritmanın da ne olması lazım? Tanımlı olması lazım. O zaman ikisininkine de bakacağız. Şimdi bakalım bunun tabanı 4. Bunun tabanı için hiçbir problem yok. Ama yanındaki sayı için problem var. Oradaki x eksi 3'ün 0'dan büyük olması lazım. Yani x'lerin büyük olmalı 3'ten çat 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 al kutuya. Şimdi bunu sağladım. x'ler 3'ten büyük olursa o tanımlı oluyor. Şimdi buraya bak geliyorum. Şimdi buraya bakalım. Bir kere bunun tabanını bir alalım. 8 eksi x büyük olmalı 0'dan diyelim. Eksi x'i karşıya atalım. Bir kere x'lerim 8'den küçük olmalı diyelim. Kutuyu alalım bunu. Tabanın bir şartı daha var mı? Var. 8 eksi x eşit değil 1'dir diyelim. Tamam mı? Bunu buraya, bunu buraya alalım. x eksi olarak geçsin. 7'ye eşit değil çıksın. Tamam. 3 şart var şu anda. Şimdi logaritmanın yanındakine geldim artık son aşamaya. Orada da 36 eksi x kare yazıyor. Bunun da sıfırdan büyük olması lazım. Bir eşitsizlik yine çarpanlarına ayırıyorum. Nedir burası? 6 eksi x çarpı 6 artı x büyük sıfır. O zaman bunun köklerinden bir tanesi eksi 6. Köklerinden bir tanesine geldi? 6. Yap tablonu. Eksi 6, 6. Evet şimdi ne gelecek burada? En büyük dereceli terimin işareti ne? Eksi. Eksi artı eksi. Şimdi sıfırdan büyük olduğu yerler lazımdı burası. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 tane şart var. Bu 4 şartı istersen tek tabloda incele istersen sayı doğrusunda. Hadi sayı doğrusunda inceleyim ben. Şimdi bir kere şunun aralığını alalım. Nerede başlıyor bunun aralığı? Eksi 6 başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 6'ya kadar gidiyor. Bunun için şu aralık komple sağlıyor. Şimdi bu x'lerim 3'ten büyükken sağlıyor diyor. 3 buralarda bir yerde. Bunu sağlayan yerleri de siyahla taradım şöyle. Bak buralar öldü. Şimdi buradan x'ler 8'den küçükken sağlıyor diyor. Bak 8 buralarda bir yerde. 8'den küçük. Yani bunu sağlayan yerleri de kırmızıyla tarayalım. O da burası sağlıyor. 8'den küçükler. Yalnız x bir de neye eşit değil diyor? 7'ye. 7'ye. Şimdi 3'ünü de sağlayan yere bakacağım. Bak mavi, siyah ve kırmızı çizginin olduğu yer şu aralıktır değil mi? Yani hangi aralık oldu? 3 ile 6 aralığı olmuş oldu. 7 falan bir şey etkilemedi. Dışarıda kaldı çünkü. Kümesindeki doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Burada sadece 4 ile 5 var. Bunların toplamları da 9 olmuş olacak. Tamam mı? Başka bir şey yok. Bu kadar. Bu kadar. Hadi bakalım. 32. 32. Şimdi 32. soruda fx eşittir elen dedim. Logaritma demedim. Elen dedim. Elenin ne olduğunu söyledik değil mi? O da bir logaritmadır. Kafa karıştıracak bir şey yok. Kafa karışıyorsa logaritma yaz. Altına e yaz. E 2 virgül 718 diye bir sayı. Yani orada bir sayı. Birazdan anlatacağız bir sonraki videoda. Diyor ki her x eleman reel sayı için tanımlı olduğuna göre diyor. Ne diyor? Her yerde tanımlıyım kardeşim ben diyor. O zaman her yerde tanımlı olsa Burası tabanım e olduğu için sıfırdan büyüktür. Ona bakmama gerek yok. Logaritmanın yanındakinin yani x kare artı 6x artı m eksi 2'nin sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyorum. Burası sıfırdan büyük. Şimdi hep sıfırdan büyük ikinci dereceden bir denklem eşitsizliklere geri döndük. Her zaman sıfırdan büyük ikinci dereceden bir denklem yani bir parabol X80'in neresinde olmalı üstünde. x seksenin üstünde ise ilk sekseni kesmiyorsa demek ki neyi yok kökü yok. Kökü yoksa bu denklemin deltası sıfırdan ne olmalı küçük olmalı. Deltayı hatırla b kare eksi 4 ac küçük sıfır. Hadi başlayalım b kare. B'miz 6 karesi 36. Eksi 4. A'mız bunun katsayısı 1. C'miz sondaki sabit sayı. M eksi 2 Küçüktür 0. Şimdi işi bitirelim hadi. 36. Eksi 4'ü dağıttım. Eksi 4M. Eksi 4'ü dağıttım. Artı 8. Küçüktür sıfırdan. Şimdi eksi 4M'i attım karşı 36 ile 8'i topladım. 44 yaptı. Eksi 4M artı 4M olarak karşıya geçti. Böldüm 4'e. M'lerimiz 11'den ne olmalıymış? Büyük. M'nin aralığını soruyor. O zaman 11'den başlıyor M. Nereye kadar? Nereye kadar giderse his sonsuza kadar gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi logaritmanın üstel fonksiyonu ve logaritmanın temel özellikleri olan logaritmanın tanımı ve logaritmanın tanım kümesini bitirdik 3 videoda. Şimdi logaritmanın özellikleriyle devam edeceğiz. Konunun içerisine iyice giriyoruz. Hadi evet arkadaşlar bu videoda şu şeyleri de vereyim. Doğal logaritma ile ee, bayağı logaritma fonksiyonlarla logaritma yazmışım. Logaritma fonksiyonlarını da vereyim. Ondan sonraki videoya geçelim. Şimdi doğal logaritma fonksiyonu, bayağı logaritma fonksiyonu dediğimiz logaritma a tabanında x fonksiyonunda eğer a eşittir 10 olursa yani neresi taban 10 olursa onu yazmıyoruz biz. Logaritma 10 tabanında x eşittir logaritma x. Hiçbir şey yazmıyorsa orada gizli ne var gibi düşüneceksin? 10 var gibi düşüneceksin. Tamam buna ne diyoruz? Bayağı logaritma fonksiyonu diyoruz. Şimdi örneklerde bakacağız. Sonra doğal logaritma fonksiyonumuz var. Şimdi logaritma için e dediğimiz özel bir sayı sayı var. Euler sayısı. İşte yaklaşık değeri 2,71 diye yazdım video ders notunda 2,718 gibi bir sayıdır. Siz şuraya kadar olanı bilseniz yeterli. Tamam mı? Özel bir sayıdır. Bu seriler açılımından falan geliyor. Yani ispatını yapmayacağız tabii. Şimdi logaritma a tabanında x fonksiyonunda a'nın e sayısına eşit olduğunu düşündüğümüz durum. Yani logaritma e tabanında x. Adam her seferinde e yazmayayım ben bunu demiş. Ln x. Nasıl okuyormuşuz bunu? Elen x. Tamam mı? Böyle şaşırıyorsan elende hemen aşağısına ne koyacaksın? E koyacaksın. Kafa atma özelliğini yine aynı şekilde kullanacaksın. Yani elen olduğunda bir şey değişmiyor benim için. Nasıl düşünüyorum orayı? Logaritma e tabanında x gibi düşünüyorum. Elen olduğunda altında gizli ne var bunun? E var. Sakın ola unutma. Tamam. Mesela böyle biraz önce çözdük denklemlerde soru. Orada 2, 3, 5 gibi şeyler yazıyordu. Şimdi bir şey yazmıyor. Bak logaritma hiçbir şey yazmıyorsa logaritmanın altında. O zaman burada kaç vardı? 10. O zaman kafa attır hemen x sayım neye eşit oldu o zaman? 10 üzeri 3'e eşit oldu. Şimdi burada ln ln yazıyor. ln yazıyorsa altta ne var diye düşüneceksin. E hemen aşağıya e yaz. Attır kafayı çat gitsin. x artı 1 eşittir e kare. Bunları hesaplamayacağız. Böyle duracak e kare gibi. Tamam mı? Yani bilmiyorum. E yani oradaki pi gibi şey gibi bir sayı bu. Sabit bir sayı. Attık bunu karşıya. O zaman x sayımız neye eşitmiş? e kare eksi 1'e eşitmiş. Tamam mı? Elen varsa tabanda ne var? e var. Şimdi logaritma yazıyor. Elen değil bak logaritma. Logaritma ise tabanda gizli ne var? 10 var. Attır kafayı. Ne oldu buradan o zaman? 2x eksi 4 eşittir. 10 üzeri 1 10 yaptı. Eksi 4'ü artı 4 olarak karşıya geçirdim. 2x eşittir 14 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X dediğimiz 7'ye eşit olmuş oldu. Bir iki soru da bunlarla ilgili çözelim. Ondan sonra geçelim hadi. Evet hadi şunları da çözelim. Ondan sonra bitirelim bu işi. Şimdi baktım başında katsayı yok. O zaman bir işlem yapacak bir şey yok. Burada gizli logaritmanın altında ne yazıyor? 10. En dıştan başlıyorum. Çat kafayı attırdım buraya. İçeridekini olduğu gibi yazıyorum. Logaritma burayı olduğu gibi yazıyorum. Ne var içerisinde? 2x eksi 4 var. 10 üzeri 0. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti nedir dedik? 1'dir dedik. Şimdi şuradan ne geldi? 10 tabanı yine attım bu tarafa. 2x eksi 4 eşittir 10 üzeri 1'den 10. Şimdi bütün sayıların sıfırıncı kuvveti sıfırdır dedim. Hemen oradan birisi hocam sıfırınki falan diyecek. Onu biliyoruz tamam mı? Heh. Onu attık karşıya. 2x eşittir. Eksi 4 karşıya artı 4 olarak geçti. Buradan 14 yapıyor. Her iki tarafı 2'ye böldük. x dediğimiz kaç eşit olmuş oldu? 7'ye eşit olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bir de buna bakalım. Yine burada x kaçtır diyor veya çözüm kümesi nedir diye soracak. Burada hiçbir şey yazmıyorsa altında ne var bunun? 10. 10 üzeri 0, 1. İçeriye yazıyorum. Elen. x eksi 2 eşittir 10 üzeri 0, 1. Hemen elen gördüysek altına ne koyacağız? E koyacağız. Attım E üzeri 1. Tamam mı? Onun değerini bilmene gerek yok. E üzeri 1 nedir? E'dir. Eksi 2'yi de karşıya attım. Artı 2 olarak. X eşittir. E artı 2 olmuş oldu. Şöyle yazayım. Önce 2'yi yazdım. E artı 2'ye eşit olmuş oldum. Evet, evet şimdi 35'e <laughs> düşüyorum. 35. sorumuzda yine bize X'i soruyor. Bakalım Elen yazıyor. Tabanda ne var o zaman? E var. Hemen atalım o zaman kafamızı. O zaman ne oldu buradan? E kare artı 4x eksi 8 eşittir e kare oldu mu? Evet. Şimdi şu e kare ile şu e kare birbirlerini ne yaptı? Götürdü. 4x eksi 8 eşittir 0 oldu. Eksi 8'i attım karşıya. 4x eşittir 8. Her iki tarafı böldüm 4'e. x değerimiz kaça eşit olmuş oldu? 2'ye. Tamam mı? Elen yazıyorsa tabana e. Yani fark eden bir şey yok. 36. Şimdi burada da yine x değerini soruyor bize. Şimdi bir kere bakın burada çarpı 2 artı 3 falan var. Bir kere logaritmayı bir yalnız bırakalım. Önce şuradaki artı 3'ü eksi 3 olarak karşıya atalım. Ne oldu o zaman? 2 çarpı logaritma işte 10 üzeri x artı 1 eşittir 7 eksi 3'ten 4 yaptı. Şimdi şu 2'nin olmaması lazım yine. Her iki tarafı neye bölüyorum şimdi? 2'ye bölüyorum. Tamam mı? Çat çat şunlar gitti. 4'ü 2'ye böldüm. Burası ne yaptı? 2. Ne oldu sorum o zaman? Logaritma 10 üzeri x artı 1 eşittir 2 yaptı. Şimdi altta bir şey yazıyor mu? Yazmıyor logaritma yazıyor. O zaman gizli ne var burada? 10. Attır kafan hemen. 10 üzeri 2 oldu mu? 10 üzeri x artı 1 eşittir 10 üzeri 2. 10 üzeri 2 dediğim ne yaptı? 100. Tamam mı? O zaman attım bunu bu karşıya. 10 üzeri x eşittir 99. Aha da ne yapacağız? Onun kaçıncı kuvveti 99 bilmiyoruz. İşte logaritma burada devreye giriyor. Hemen bunu logaritma olarak yazabilirim ben. Tabanım kaç? 10. Yani x'i bulmaya çalışıyorum. x eşittir logaritma 10 tabanında kaça? 99'a. Bak kafa atma özelliği 10 üzeri x 99. Yani her zaman şurası 999 gibi oldu. Logaritma 10 tabanında 99 sorumun cevabı oldu. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık? 3 video oldu şu anda. Birinci videoda üstel fonksiyonu anlattık. İkinci videoda ne yaptık? Logaritma fonksiyonunun ne olduğunu, neler yapacağımızı anlattık. Şu videoda da logaritmanın tanım kümesini verdik. Altın kitabımızdan da size ödevlerinizi verdik. Logaritmanın ilk iki testi ödev. Hemen yapıştır. Tamam mı? Ondan sonra logaritmanın özellikleriyle devam ediyoruz. Görüşürüz.